Güneşin yüzeyinde çarpıcı bir güneş şelalesi tespit edildi. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 9 Mart'ta çekilen fotoğraf, uzaya doğru yaklaşık 100 bin kilometre veya yaklaşık 62 bin mil fırlatılan bir plazma duvarını gösteriyor. Kutup tacı çıkıntısı olarak bilinen, devasa bir düşen plazma duvarı, yakın zamanda Güneş'in şaşırtıcı derecede ayrıntılı yeni bir fotoğrafında yakalandı. Bir astrofotoğrafçı, muazzam bir plazma duvarının, Güneş'in güney kutbuna yakın bir yere püskürtüldükten sonra, inanılmayacak kadar yüksek hızlarda, Güneş yüzeyine doğru düştüğünün, çarpıcı bir görüntüsünü yakaladı. Fenomen, kutup tacı çıkıntısı olarak biliniyor. Kutup tacı çıkıntıları manyetik alanlar tarafından Güneş yüzeyinden fırlatılan, plazma veya iyonize gaz döngüleri olan normal Güneş fışkırmalarına benzer. Bununla birlikte, NASA'ya göre kutup tacı çıkıntıları, 60 ila 70 derece kuzey ve güney arasındaki enlemlerde, Güneş'in manyetik kutuplarının yakınında meydana gelir ve bu, NASA'ya göre kutupların yakınındaki, manyetik alanlar çok daha güçlü olduğu için, genellikle Güneş'e doğru çökmelerine neden olur. Güneş'e doğru bu çöküş onlara, plazma şelaleleri takma adını kazandırdı. Bu yaklaşık, 8 dünyayı yutacak kadar yüksek. Plazma daha sonra Güneş'e doğru kademeli olarak, geri dönüyor gibi görünüyor ve yapıya, şelale takma adını veriyor. Astrofotoğrafçı bu görüntüye bilgisayar ekranında, yüzlerce plazma ipliği, bir duvardan aşağı damlıyor gibiydi. Gerçekten de beni hayrete düşüren bir manzaraydı dedi. Bilim adamları, plazmanın muazzam hızlarda saatte 36 bin kilometre hızla düştüğünü tahmin ediyor. Bu plazma şelaleleri, dünyanın auroralarının güneş eşdeğeridir. Bu yapı, kutup tacı çıkıntısı olarak adlandırılan şeydir. Güneş üzerindeki çıkıntılar, genellikle uzaya doğru büyük bir yay çizerek uzanan, dev sıcak plazma dokunaçları şeklini alır. Ancak bu çıkıntılar Güneş'in kutuplarının yakınında, daha spesifik olarak kutup dairesi çevresinde meydana geldiğinde, manyetik alanlar o kadar güçlüdür ki, uzaya doğru patlamak yerine, plazma çok hızlı bir şekilde Güneş'e geri dönebilir. Bu çıkıntıların konumu nedeniyle, NASA onları kutup ışıklarına benzetiyor, çünkü kutupları Güneş üzerinde yaklaşık 60 ila 70 derecelik enlemlerde, daire içine alıyorlar. Bununla birlikte, kuzey ışıkları yerine, Güneş'in ovalleri dans eden plazma tabakalarıyla dolu. Güneş aktivite zirvesine yaklaşıyor. Bu son aylarda Güneş'imiz aktivite zirvesine yaklaşırken, meydana gelen bir dizi parlak Güneş olayının en sonuncusu. Yaklaşık her 10 yılda bir, Güneş'in manyetik kutupları yer değiştirir ve bu da, yıldızımızın her yerinde patlayan yerel manyetik alanlarda, tahribata neden olur. O dönemde, dikkat çekici güneş olaylarının, meydana gelme olasılığı daha yüksektir. Son güneş olaylarının örnekleri şunları içerir. Güneş kutbunun etrafında, girdap gibi dönen bir plazma girdabı. Son haftalarda dünyaya doğru enerji fışkırtan, güneşimizde devasa bir koronal delik. Auroralar New Mexico'ya kadar görüldü. Manyetik alanlar arasında bir çıkıntı yakalandığında, ortaya çıkan 14 dünya büyüklüğünde bir güneş kasırgası. Bilim adamları bu güzel yapıları görmek için, sadece güneşe bakmıyorlar. Güneş olaylarıyla birlikte, gezegenimize zarar verebilecek uzay havası gelir. Bu büyük güneş olaylarından herhangi biri, güneşten uzaya fırlayan enerji dalgalarını serbest bırakabilir. Bilim adamlarının daha önce söylediğine göre, dünyaya yöneltilirlerse, bu sözde güneş fırtınaları düzgün yönetilmezlerse, elektrik şebekelerine ve diğer altyapıya zarar verebilir.